Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda belki evet sesim birazcık az geliyordur size. Bilmem duyuyor musunuz onu da bilmiyorum. Hasta olmam. Neyse bugün arkadaşlar devam ediyoruz. 2 bölüm mü 3 bölüm mü ne çekmiştim. Şimdi hemen bunu oynayayım. Ha, 3 gün evet. Tamam anladım anladım. Yüzgen mi? Neyse arkadaşlar bugün bunları oynayacağız. Nether savaşı falan diyor. Ama nehir savaşı. Hadi bakalım nelermiş bir bakayım. Bunlara bir bakayım da sonra bir videoda göstereyim, merak ettim. İşte 15 kere kazınca bir şey oluyormuş artık, neyse. Bu arada arkadaşlar şuradaki desteği kötüye hazırlayın. Çünkü bunlarla siz savaşıyorsunuz ve işinize geliyor. Bakın mesela ben saçma sapan kartlar koyuyorum. Acayip gereksiz leş kartlar. Hiçbir işe yaramıyorlar. Bu da benim bayağı bir işime geliyor. Takastı benim. Tamam var da kullanamıyorum ki. O zaman biz artık tekrardan başlayalım. Buradan mı giriyorum? Aynen. Bırakırız. Birebir savaşa yapıyoruz. Sağ olun. Gir. Abi bu başka bir şeymiş. Tamam iyi. İşime gelir. Bakayım. Klan savaşları diyeyim. Böyle bir şey mi varmış? Ne benim haberim yok. Şöyle birazcık destem ağır olmasına rağmen başlayacağım. Çünkü öyle çok böyle online bir durumun olduğunu düşünmüyorum. Sanırım öyle aynen. Ve benden sonraki destelerdeki birisi. Hani evet birazcık uzun oldu ama yine de benden sonraki destelerdeki birisi. O kadar fazla yarasa yaptı ki. Tamam şuradan salarım ben bunu. Yarasalar zaten teker teker. Bombacı milayim arada kaynıyor. Bunu buradan salsam ama işte bunun iskeletleri çok sıkıntı bayağı. Tamam koçbaşını şuraya madenci. Koçbaşını durmak için. Aa doğdu. Tek atıyormuş ya Petka. Bu arada o Petka değilmiş arkadaşlar. Petka'ymış. Bunu da bilmiyordunuz büyük ihtimalle. Ben de bilmiyordum. Tabii ki de makinenin vurmasına izin vermeyeceğim. Yarısılar zaten vuramazlar. Makine de vuramasını istiyorum. Yani birazcık vurdu ama o kadarcıktan bir şey olmaz diye düşünüyorum. Onu savunacaktır o yüzden... Varil attım. Fıçı mı varil mi? Neyse işte. Varil büyük ihtimalle. Aynen kanka. Git beni ana kulene yapıştır. Normalde öbür tarafa doğru odaklanmam gerekiyor ama burası benim için daha güvenli ve eğer buradan saldırsam ne olur onu bir göreyim. Hani şu an bayağı bir kâra da geçtim zaten. İskelet ordusu onu normalde alması gerekiyordu. Ama tamam. Artık ana kule odaklı oynayacağız yani. Arkaya bir madenci mi atsam? Savunacağım. Tamam onlar ona bakacaktır. O yüzden hafif minik bir oyalama yapmış oldum. Ama büyük ihtimal kulemi alıyor burada. Yani almaması imkansız. Makineye saklamak istiyordum ama yani alıyorlar kuleyi. O yüzden bir tane daha. Tamam. Ana kuleye birazcık atak yapmam lazım. Direkt hiçbir şey çıkarmadan şuradan bir şey atak yapmayı deneyecektim ama çıkardı bile. Gerçek oyunculara karşı buluyormuş. Onu da öğrenmiş oldum. Beni tabii ki de izin vermeyecek hiçbir şey yapmama. Bir kere vurdu. Bir kere daha vurdu. Aferin. Ama koçbaşı çıkardı. Şöyle atsam. Sonra Petka. Petka tek atıyordu. Tamam. Buraya bir varil atsam. O onu çekecek zaten. Onu biliyorum. Sonra buraya minik ejderha, bebek ejderha. Buna kim bebek diyor, kim minik diyor, kim bebek diyor. Artık neyse doğrusu ondan. Tabii bebek ejderha mı, minik ejderha mı, bebek ejderha mı ne diyor ama. Şeyde. Herkes farklı bir şey söylediği için ben bilmiyorum. Tamam. Oyun bitti. Yani kazanma olasılığımız fazla ama rakibin kartları daha güçlü olduğu için kazanamayabiliriz. Çünkü benden sonraki kartlarla oynanılan bir deste. Bende mesela bunlar yok. 5. derste kartları büyük ihtimalle. Şöyle yapsam. Aa Petkan varmış görmemişim. Hala alabilir. Hala alabilir. Vurun. Bir dakika. Uçan makineye karşı bir tane şunu atacağım. Sonra köprüden birazcık ters yönlü minik bir saldırı oldu. Sonra madenci. Sıkıntı şu an bayağı bir şeyler. Hala alabilir. Alıyor. Alacak büyük ihtimalle. Aynen. Ya of. Orada kuleyi savunamadığımda oldu her şey.
Tamam olmadı. Artı 100 bilmem ne bir şey işte puanı verdi. Neyse artık o. Ve 40 lira verdi yani. Bayağı iş midir? Ben birinci destemle oynamak istiyorum. Neyse ikinci destem normalde. Bu benim hız destem ama. Tamam neyse hadi hız destemle gireyim. Hız destemi madence eklemeyi unutmuştum ama olsun. Ne olacak ki? Girelim. Burası neresi ya? Adım Ömer'le 100 bin kat fazla kupası vardır şimdi. Ben başlayacağım çünkü destem hızlı. Tabi böyle çatır çutur başlamaktan bahsetmiyorlar genelde. Felaket kulesi. Bu maç bana çok büyük sıkıntı çıkaracak. Çünkü deste hızlı bir deste ve hızlı desteler genelde çok şey oluyorlar. Gereksiz kartlar oluyor. Ve felaket kulesi gibi kartlar da onu bayağı bir zor durumda bırakıyorlar. Ama ruhum var. Yani eğer kaleye gidip vurabilirse acayip güzel etki yaratır. Ondan sonra mega minyonum var. Goblinler. Aynen hiç vuramadılar. Şuraya top. Vursana. Hava kartlarına vuramıyor muyum? Ana kulesini açtım. Ya ben niye öyle bir şey yaptım ya? Gittim ana kulesini açtım ya. Yanlışlıkla elim kaydı. Olsun artık yapacak bir şey yok. Mızraklı goblin. Büyük ihtimal onlara doğru dönecek. Ha dönmedi. Tamam. Bu tarafa doğru bir ok ya. Tuttursaydım iyi olacaktı. Tamam buraya top. Şuna ateş ruhu. Ruhlar da iyi vuruyor. Buradan bombacı. Goblinler. Mızraklı goblinler. Oklar. Ruh. Bombacıyla ben şurayı almak istiyorum. Adam zaten benim kulemi aldı yani şu anda maç bitti. Ben niye burayı gösteriyorum bilmiyorum. Belki alırız diyor. Çarpı 2'de benim ne bulursa almam lazım. Bombacı aynen ateş ruhu. Ondan sonra bundan. Başka bombacı mülayimden. Ateş ruhundan. Aha. Lan. Ne oluyor? Şuraya goblinler. Yetişir mi? Yetişemedi. Ama bir dakika. Küçük de olsa bir şansımız var. Oklar. Deste hızlı dönüyor o yüzden. Sürekli oklar çıkartabilirsem 17 saniye içinde biraz zor olmasına rağmen belki başarabiliriz. Oklar. 23. Bir kerecik daha vurabilseydik oraya herhangi bir kartla alıyorduk maçı. Yani gerçekten garip oldu. Gene kaybettik. Adamın kartları benimkilerden daha güçlüydü ki ben buna şaşırdım. Ama olsun. Yani kaybettik sonuçta adamın oynayışı daha iyiydi. Şimdi üçüncü destemle oynayacağız. Ki üçüncü destem berbat bir deste gerçekten. Ama olsun yine de gireceğiz yani bununla. Gene mi burası ya? Gene aynı adam gelmiş. Yok başka tam. Koç bir çıkartıyorum şuradan. Şuraya bir tane slasher iyi gider oraya. Bir tane de şövalye atarsam Valkyrie tutacaktır. Aynen öyle. Şimdi bir tane kendim Valkyrie atayım. Dön bir tane daha Valkyrie. Aferin. Çıktılar şimdi. Ben buraya doğru gelirler diye hesaplamıştım. Felaket kulesini dikeyim. Slasher. Şövalye. Asla şövalye demeyeceğim. Şövalye. Valkür. Tamam, laptopum da döndü. Bir sorun bir şey olursa atacağım.
Aynen bekliyordum. Yanlış. Ya niye alev topunu yanlış atıyorum sürekli? Bakın bir tane daha felaket kulesi. Öncekini kırdınız mı? Bana ne? Tamam, destem o kadar hızlı dönmüyor ama yine de hızlı mı? Hızlı bir destem. Valkür bir şeyler yapabilir mi? Yaptı gibi, atmam çok gerek yoktu. Aynen, üçüncü boş alev topum. Üç oldu ya, üçüncü boş alev topu ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir. Sen al şunu. Büyük ihtimal iskelet kral oraya doğru gitmez artık. Neyse, bu iskelet kral değil büyük ihtimal. Bombacı iskelet mi? Neyse artık ondan. Ama yine de yani o tarafa doğru gitmez. Ben onu koyayım diyecek mi? Ben onu anlatana kadar zaten anlatacağım şeyin konusu monusu her şeyi geçti. Ne koyduğunu göremedim. Görenler varsa yoruma yazabilir. Evet, maçı kazandık ilk defa. Sonunda yani. Hani sanırım kazandık. Aynen, aldık. Şimdi artık tek yapmamız gereken savunmak. Atağım atağa gerek yok. Ki felaket kulemiz var o yüzden. Bir tane de koyacağım. Rakibin destesi benim destemin aynısı mı acaba böyle durumlarda? Felaket kulesi iyidir. Bir de Valkür. Dönün. Devim de oradan iyi vurdu. Şuraya da tutturdum mu? O yani. Yani en azından boş değildi. 50 kere boş attıktan sonra o kadar da kötü gelmiyor. Siz şunu bir alın bakayım. 2 tane oldu. Bak felaket falan. Aa, artık bir tane ama olsun, yine de maçı kazandık. Bu da zaten videonun son maçıydı. Alev topu. Maçı alev topuyla bitirmek istemiştim ya. Şurada güzel bir görsel oluştu zaten. Artık 400 altın verdi, gayet güzel. Bir maç daha atayım aslında ama bayağı bir keseceğim. Evet, son 8 kart mı yok? Sen ciddi misin? Ya neyse. Silemiyoruz da. Daha fazla koymuyorum da. O zaman birinci desteği maç atabiliyor muyum? Neyse, ben bırakayım arkadaşlar bunu. Bu arada herkes oynadığı için oynuyorum genelde yani. Kral sandığında acaba bir şey çıkar mı? O kadar da bağımlısı olduğum bir oyun değil. Şimdi artık bitireyim ben videoyu da burada. Bugün yine klasik bir bitiriş yapmayacağım. Şuraya bir gireyim hatta. Burada atalım son maçımızı. Hatta kimin kazanıp kaybedeceğini göstermiş. Siz de o sırada yoruma sizce kim kazanacak yazın bakalım. İlk önce rakiple benim destelerimi bir göstereyim size. Adı da bu. Şimdi iskelet ordusu atsam nasıl bir karşılık verecek? Şu anda planınız. Biraz agresif başladım, farkındayım. Tamam arkadaşlar, destesinde Valkyrie var. Sonra şövalyesi var. Pekkası var. Mini Pekkası, ama normal değil. Belki normali de vardır. Bilmiyorum. Pekkası onu çıkartırım, madenci. Madencisi var onun da benimki gibi. Onun da madencisi varmış. Başka bir yani olur, oldukça gösteririm ya. Bakın onun da mini Pekkası varmış benimki gibi. Ne kadar gereksiz bir kavga ya. Ne yapıyorsunuz işte? Biriniz alacaktı acaba kim? Yani zaten biri de yarı canlı kurtuluyor. Al işte. Kimsenin kazanmadı. Kimse kaybetmedi. Saçma sapan gereksiz VS'ler attınız ya. Bakın yani bu kadar herhalde, kartları bitti. Oldukça gösterim eğer varsa. Bu arada ben şu an bayağı bir üstünüm. Şu an durum böyle, büyük ihtimal kazanacağım. Ve evet, sanırım maçı aldık. Evet, sen kazanacaksın diyenler doğru bildi. O zaman bu videoyu da burada bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay.